Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa ya da geometriye yeni başlayanlar için hazırladığımız programın 25. haftasındayız. 25. hafta ne yapacaksınız ondan bahsedeceğiz ve bu arada bu programı geriden takip edenler tabii ki olabilir. Ee, arkadaşlar 3 ay geriden gelen de 4 ay geriden gelen de sıkıntı yaşamaz. Çünkü niye? Zaten Şubat ayında bitiyordu bu. Şubat ayında mı bitiyordu. Şubatın sonunda bitiyordu. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran zaten. Haziranın sonunda da sınav zaten biliyorsunuz. Ee, yeni sınav tarihleri şey yapıldı. Haziran'ın son haftası olarak gördüm sanki biraz önce. Evet yani 4 ay geriden gelen bile rahat bir şekilde sadece birkaç haftayı birleştirerek yine yetiştirebilir arkadaşlar. Evet gelelim bakalım 25. haftada ne yapacağız. Geçen hafta ne yaptınız? Acil geometri TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabından neleri çözdünüz arkadaşlar? <laughs> Şeyi çözdünüz. E, analitik geometriyi çözdünüz. Analitik geometriyi hallettik. Yalnız analitik geometride ne kaldı? Soran arkadaşlar da var. Ona buradan cevap vereyim. Çember analitiği kaldı. Katı cisimlerden sonra çember analitiğini de halledeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi e, önemli bir yere geliyoruz ve katı cisimlere geliyoruz. Arkadaşlar daha önceki söylemlerinden biliyorsunuz geometri nedir? Geometri zaman geçtikçe olgunlaşan derslerden bir tanesidir. Ve şimdi yeni bir konuya geçiyoruz ve yine olgunlaşacağınız bir konu ve eski konuları yine olgunlaştıracağınız bir konu diyebiliriz. Niye? Niye? Çünkü zamanda ne dedik? Üçgenler önemli arkadaşlar dedik. Üçgene önem verin dedik. Sonra geçtik dörtgenlere. Dörtgenleri nereden anlattık size? Üçgen bilgisiyle. Tanımını verdik. mesela para tanımını verdim. Buyurun size sorular. 3-4 sayfa sadece üçgenler çözülebilen kısmından bahsettik. Hatta gelen kuralların da paraya kenardaki kuralların da üçgenlerden ispatlanabildiğini gösterdik size. Ve çok fazla kural bilmeden soruların %80'ini rahat bir şekilde yapabileceğinizi ama yine birkaç bilgi de bilmeniz gerektiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Ve orada ne yaptınız paraya kenarda dikdörtgende karede? Sizler aslında hem paraya kenar dikdörtgen kare ya da dörtgenler çözerken aynı zamanda üçgenleri de tekrar ettiğiniz üçgen bilgileriniz oturmaya başladı. Yani daha iyi olmaya başladı arkadaşlar. Sonra keza çembere geçtiniz. Çemberde de üçgenlerle çözülebildiğini gördünüz. Hatırlayın. Çemberde uzunluk ve dairede alanda hep uzunluk yarıçap çizip dik üçgenden ve üçgenle benzerlikten buluyorduk arkadaşlar. Sonra analitiğe geldik. Keza yine benzerlik falan karşımıza çıkıyordu. Dikdörtgen özellikleri falan filan. Hep üçgen, hep üçgen, hep üçgen ya da dörtgenlerle ilgili işlemler yapıyorduk. Şimdi nereye geldik? Katı cisimlere geldik ve katı çizimlerde değişik bir şekilde değişik bir şekilde konu anlattık. Ama da katı çizimlere nasıl başlamanız gerektiğinden bahset başlamadan önce, bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Ya normalde katı çizim fasikülünün geçen hafta çıkması lazımdı ve bütün illere dağılması lazımdı. Sebebini anlamadığım şekilde yorumlar geldi. Hocam gelmedi, nasıl oldu, şu oldu, bu oldu falan diye. Ama ya bu herhalde şeyden dolayı arkadaşlar ben normalde geçen hafta çıkacak şekilde ayarladım. Çıkması lazımdı ve işler bayilerine gelmesi lazımdı. Ama şu pandemi sürecinde işler biraz e, aksıyor galiba anlamadım. Ama büyük ihtimalle bu hafta içerisinde elinize o fasikül gelmiş olacaktır. Evet fasikülü ben çözüyorum. Şu an küp konusundayım. E, küpü de çözdükten sonra ne var? Silindir konusunu anlatacağım mesela bu hafta. E, şöyle bakınca çok güzel bir şekilde akıyor. Fasiküle baktıktan sonra bakarken şöyle bir algı oluşuyor. Ya hocam bu ne ya bu sorular ne ya falan filan diye çok değişik sorular var. ama bu sorular ne derken zor gibi algılanıyor ama çözümü de bir o kadar kolay ki arkadaşlar göreceksiniz. Ya bir de en güzel yanlarından biri ne biliyor musunuz? Birbirini tekrar eden soru yok. 176 sayfa hani çok önemli yerlerde birbirini tekrar eden birkaç soruda yazmışlığımız da var zaten de. Çok değişik sorular böyle e, kimsenin aklına gelmeyecek sorular hep göreceksiniz zaten arkadaşlar. Neyse gördüğünüz zaman aldığınız zaman. Zaten e, fark edersiniz. Şimdi katı cisimlere ne yapacağız arkadaşlar? Ben yine burada da değişik bir şekilde yine üçgenler, dörtgenler, geçmiş konulara düşünerekten geçmiş konuları düşünerekten baz aldım. Kimsenin yapmadığını yaptık arkadaşlar. Yani ne yaptık? Mesela temel diklik diye bir teorem var. Temel diklik teoremi verilir. Temel diklik teoremi budur denilir. Ardından iki soruyla hop dikdörtgenler prizmasına geçilir. Biz bunu yapmadık arkadaşlar. Ne yaptık biliyor musunuz? Temel dikliği aldım. Bir bölüm yaptım. Temel dikliği anlattım. Örnek sorularım ve çözümlü sorularımı yaptım. Ondan sonra ne yaptım? 4 tane test sordum. Ya yani kitaplarda orada burada şurada. Temel diklikle ilgili 2 tane ya da 3 tane soru görürsünüz. Ee, ama biz ne yaptık? Dört tane birden test yaptık. Niye? En can alıcı nokta burası da o yüzden arkadaşlar. Niye? Sen temel dikliği iyi bir şekilde anlarsan ya da anladıysan yine geçmişteki konuları kullanaraktan üçgeni dikdörtgeni kareyi yamuğu dik yamuğu ya da çemberi. silindir konusunda mesela çember. Sen bu konuları, geçmişteki konuları kullanarak yapmayı öğreneceksin. Yani biz burada şey değil yani. Ee, öncesinde biz de yapardık arkadaşlar bu hatayı. Ne yapardık? Kadı cisimler derdik. Dikdörtgenler prizması budur. Açınımı budur. Formülleri budur deriz. Tamam. Geçeriz. Ya ama bu anlatış tarzında sıkıntı yok mu arkadaşlar? Bence var. Bu anlatış tarzında ya ben bu soruyu göremiyorum işte geometri görme şey yapamıyorum işte olmuyor işte falan işte ulan iki tane dik koyuyorum 180 derece değil iki tane 90 var 90'lar 180 derece yapmıyor deyip hemen geçiyorsunuz konuyu ki bu konu nasıl bir konudur genelde bu konuya kadar gelen öğrenciler azdır diyebiliriz ee, bu konuya geldikten sonra da bu konunun e, başlarında ya da biraz ilerledikten sonra genelde de bu konu bırakılır arkadaşlar işte sizler bu fasikülle, bu konu anlatımıyla bu konuyu bırakmayacaksınız. İlk konuda bütün incelikleri öğreneceksiniz temellilikte. O kadar önemli bir konu arkadaşlar. E hocam temellilikte şu var. Dikdörtgenler prizması ile ilgili soru var, küple ilgili soru var, silindirle ilgili soru var. Biz bunları görmeden nasıl bunların sorularını yapacağız? Demeyin arkadaşım. Sen bunu 8. sınıfta gördün mü? Gördün. Ben sana bir dikdörtgenler prizması nedir dediğimde, kare dik prizma nedir dediğimde bu sorunun cevabını verebilecek yeteneğe sahip misin ya da bilgiye sahip misin? Kesinlikle sahipsin. Şu an odana baksan odanın bir dikdörtgenler prizması olduğunu mutfağa gidip buzdolabına baksan karedik prizmaya benzediğini söyleyebilir misin? Kesinlikle söylersin. Silindir nedir desem gözünde bir şey canlanmaz mı? Kesinlikle canlanır. Piramit nedir desem canlanır. Eee sen zaten 8'de biliyorsun bunu öğrettiler sana. E ondan dolayı arkadaşlar siz de bunları öğrendiğiniz için ben de orada temel neresi diktir onu gösteriyorum sadece. Bunlarla ilgili hacimdir, şudur budur sormuyorum bakın o konuda. Uzunluk soruyorum yine. Yani siz temel diklikte ne yapacaksınız arkadaşlar? Açacaksınız, e, dikliği göreceksiniz ve oradaki uzunlukları bulacaksınız. Ve oradaki uzunluğu bulurken yine nereden bulacaksınız? En çok üçgen bilgisiyle. En çok işte yamuk bilgisi, dik yamuk bilgisi, dikdörtgen bilgisi ve kare bilgisiyle kullanacaksınız. Hatta çember daire bilgisini kullanacaksınız. Nerede? O da silindir konusunda arkadaşlar. Evet. O yüzden size tavsiyem. ilk konuyu lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. İlk konuda beyniniz yanacak. Sorular böyle çok değişik gelecek. Yapamıyor gibi olacaksınız. Şu olacak, bu olacak. Önemli değil. Ama benim senden bir tavsiyem var. İşte şey gibi e, diğer youtuberlar kendimi youtuber gibi görmüyorum ama diğer youtuberlar gibi görmüyorum videoyu izleyin beğenin like atın falan filan demiyorum arkadaşlar izlemeyin gerekirse hiç izlemeyin çünkü şunu tavsiyesini veriyorum arkadaşlar özellikle testlerde 4 tane test var ya orada e, temel diklikte özellikle o temel diklikte soruları yaparken ne yapacaksınız? Biraz sonra çarşamba günü yapacağınız şeyden bahsedeceğim zaten. Ne yapacaksınız? Hiçbir şekilde videoya gelmeden o dikliği kendin bulmaya çalış. Tamam mı? Yani bütün soruları kendin çözmeye çalış. Ya sen bile kendine inanamayacaksın. Çözdüğün sorulara bakaraktan sen bile kendine inanamayacaksın. Ve sen ilk konuda şurayı ne kadar çok yakarsan senin için o kadar da iyi olacaktır. Sorular zor mu? Kesinlikle değil. Yapabilir misin? Evet yapabilirsin. Yapamamanın tek sebebi nedir? İlk defa sen bu katı cisimler sorusuyla bu kadar haşır neşir oluyorsun. Ya yani belki e, 8. sınıfta yaptınız? Formüller verildi. Ezberlediniz ve hacim şudur bilmem ne şudur şeklinde gittiniz. Evet formül ezberlemekten başka bir şey yapmadınız. Şimdi katı cisimlerin içine dalmayı öğreteceğiz arkadaşlar size. O yüzden sizden ricam, sizden isteğim. E, testleri çektim, koydum. O testleri izlemeden o soruları sizin çözmeniz arkadaşlar. O soruları sizin çözmenizi istiyorum. Gönülden istiyorum. O videolar izlenmesin. Hiçbir şekilde izlenmesin. Önemli değil. Benim isteğim sizin bu işi iyi bir şekilde öğrenebilmeniz arkadaşlar. Tamam siz mezun grubu öğrencisiniz. Belki de e, 12. sınıflarda beni izliyor. Hocam biz zaten bu konuyu geçen sene gördük diyenler de vardır. Evet. Bir de bu şekilde e, biz bir... Benim tarzımda ya da acilin tarzında bir şey yapın. E, kaç kişi yazdıydık o kitabı? Dört kişi yazdık. Bir de bir dört öğretmenin farkıyla bir şey yapın bakalım. Nasıl olacak? E, zaten buradaki farkı yani siz e, bu şekilde anlatmanın güzelliğini şeyde gördünüz. Biraz önce bahsettim bilmiyorum ama. Ee, onu unutuyorum yoğunluktan dolayı bazı şeyleri. Ee, nerede gördünüz? Paraya kenarda dikdörtgende gördünüz. Ben size paraya kenarda sadece ve sadece formülleri verseydim. Soruların kaçta kaçını yapacaktınız? Yüzde yirmisini yapacaktınız. Üçgenlerden yapılabildiğini gösterdim. Hiç formülü e, ezberlemesen bile soruların yüzde seksenini yapabileceğini öğrettim sana. Sana bir özgüven verdim. Aslında özgüven değil. Normalde öyle olması gerekiyordu. Ee, sen de o şekilde gittin ve paraya erken ara dikdörtgeni kareyi daha rahat bir şekilde yaptın. Katı cisimler de aynı kardeşim. Geldiğin zaman göreceksin katı cisimlerle ilgili çok fazla formül yok. Ne var? Bir acım bili. Bir acım bileceksin. Başka bir şey belki de bilmene gerek kalmayacak ha. Hocam alan önemli değil ki dikdörtgenlerden oluşuyor. Kendin bile çıkarabilirsin. Ha bir bileceksen yan alan alanı bil dedik. O da kolaylık sağlar. Taban çevresi çarpı yükseklik mesela. Prizmalarda onu göreceksiniz arkadaşlar. Başka öyle yok şuymuş yok buymuş öyleymiş böyleymiş. Hiç koca katı cisimler konusunda öyle yani topu topu 3 tane 4 tane ya da bir elin parmaklarını geçmeyecek bir bilgi var arkadaşlar. Yani hocam bu 5 tane bilgi varsa 176 sayfayı nasıl yazdın? İşte hep üçgenlere uyarlayarak, dikdörtgene uyarlayarak, dik yamağa uyarlayarak. Hatta bir şey söyleyeyim son anda son günde bir soru yazdım mesela ben. Ne hangi konuyla ilgili? Konu ile ilgili bir soru yazdım. Konu ile ilgili soruyu yazarken nasıl yazdım biliyor musunuz? Açtım önceki yazdığım ikiz kenar üçgen sorularını. İkiz kenar üçgen sorusunu konuya çevirdim sadece. Ya da biz ne yapıyoruz? Dik yamuk sorusunu atıyorum şeye çeviriyoruz. Ee, prizmaya yani dikdörtgenler prizması sorusuna çeviriyoruz. Ya da dikdörtgen sorusunu bir prizma sorusuna çeviriyoruz. Yaptığımız tek şey bu arkadaşlar. Katı cisme uyarlıyoruz sadece. Evet tavsiyem neymiş? İlk konu her zaman tanım olan tanım çok önemlidir arkadaşlar. Tanım dediğimde ilk konu çok önemlidir. Ben de her zaman bunu yapmışımdır. İlk konuya aşırı derecede abanmışımdır. Sonrası zaten çok iyi bir şekilde akıp gider. Şimdi evet sözü de fazla uzatmayayım. 25. haftadaydık. Normalde ayın 18'inde olmamız gerekiyordu arkadaşlar. Ama bir hafta iki konuyu birden birleştirmiştik. O zaman buradan anlatıyorum. Çarşamba günü ne günüydü? Geometri günü, çarşamba günü. Siz işte bugün pazartesi, yarın gidip e, işler bayilerinden falan alırsınız. Büyük ihtimalle gelmiştir. Fasükülü aldıktan sonra da ne yapıyorsunuz? Evet, çarşamba günü. Birinci konumuz temel diklik. Evet, dediğim gibi arkadaşlar. Temel diklikle ilgili e, çoğu kitap şey yapmışken, sadece ve sadece iki soruya gitmişken benim en önem verdiğim konulardan bir tanesi. E, sizin de en önem vermeniz gereken konulardan bir tanesi. Beyniniz burada iyi yakın. Ve burada çarşamba günü sadece temel diklik istiyorum sizden. Bu sefer bütün konu anlatımlarını izleyin demiyorum bakın. Sadece temel diklik veriyorum. Ve çarşamba günü temel diklikle ilgili yaş şeyi yaptıktan sonra test 1, test 2, test 3 ve test 4'ü mutlaka mutlaka çözün arkadaşlar. Tamam mı? Çarşamba günü bunu yapıyorsunuz. Peki perşembe. Perşembe günü arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Dik dörtgenler pardon şey dik prizmalar bölüm 2. Burada bölüm 1 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bölüm 1 yapıyorsunuz. Ee, öbüründe de bölüm 2'yi yapıyorsunuz perşembe günde. Bölüm 2 nedir arkadaşlar? Bölüm 2 de ee, dik prizmalar. Dik prizmalar. Bunların videoları çekildi arkadaşlar. <laughs> dik prizmalar konusu. Hocam dik prizmaların içinde bir tek şey almadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Küpü almadım. Küpü buraya koyamam. Sadece dik prizmalardan 10 tane test var arkadaşlar. Sadece dik prizmalardan. Ya o kadar ayrıntılı sorular var ki. Sözeli, bilmem nesi, böyle değişik tarzda soruları, bu su. Ya göreceksiniz. Belki de sadece fasikülü çözseniz başka hiçbir kitap çözmenize gerek kalmayacak. Ama ben yine öyle yapmayacağım. Diğer kaynakları da çözmenizi isteyeceğim tabii ki. Evet. Bölüm 2'yi yapacaksınız. Dik prizmaların konu anlatımını izleyeceksiniz arkadaşlar. Dik prizmaların konu anlatımını izledikten sonra burada araya bir es veriyoruz. Dik prizmaların sorularını çözmeyin arkadaşlar. Sadece konu anlatımını şöyle bir halledin. Ondan sonra sizden şunu isteyeceğim. Ee, ne zaman? Cuma ve Cumartesi günü arkadaşlar. Cuma ve Cumartesi günü ne yapacaksınız biliyor musunuz? Geometrinin ilacı. Geo ilacı. <laughs> Sadece Cuma gününde bitirebilirsiniz bu arada. 5 tane test var. Ya orada küp soruları da var da daha küpü anlatmadık hocam da. Ya dikdörtgenler prizmasını bilen kübü de yapar ya. Bir tek şeyi bileceksiniz. Cisim köşegeninin a kökü olduğunu bilin. Bilmeseniz bile zaten dikdörtgenler prizmasında cisim köşegenin a kare artı b kare artı c kare olduğunu veriyorum ya. E küpte de a kare artı a artı a çıkarımını siz yapabilirsiniz zaten. O yüzden arkadaşlar geometrinin ilacında e, şey dik prizmalarda aslında küpte bir dik prizmadır ama ya dik, işte dik prizmaları ben küpü ayrı bir şekilde anlattım. Çünkü küpün yeri ayrıdır. Önümüzdeki hafta ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü çok değişik sorular var. Sadece küpten 6 tane test sorduk arkadaşlar. Sadece küpten. Yani o zaman şöyle bir bakacak olursak. Dik bir izmalardan e, 10 tane test buradan. 6 tane test küpten 16 tane test. Aşırı derecede ayrıntılı bir şekilde her tarz sorusu mevcut arkadaşlar. Ve dikkat edin ne dedim ben? Birbirini tekrar eden soru sayısı çok az arkadaşlar. Öyle aynı sorudan işte bir daha yazmışız falan filan. Yok. Öyle bir şey yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aldığınız zaman fasikülü göreceksiniz zaten. Evet ne diyorum arkadaşlar? Cuma günü geometrinin ilacı. <laughs> cuma günü geometrinin ilacını bitirebilirsiniz ya. Cuma günü geometrinin ilacını. Ya da Cuma, Cumartesi yapabilirsiniz. Sonra Pazar, Pazartesi, Salı da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. 10 tane test de bitirebilirsiniz. Bence şöyle yapın. Geometrinin ilacını yapın Cuma günü. Cumartesi, Pazar da bu e, dik prizmalardan fasiküldeki fasiküldeki dik prizmalardan ne yapacaksınız arkadaşlar? Test 1-2-3-4 işte nokta 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 10'a kadar cumartesi, pazar onu bitirin arkadaşlar. Tamam mı? E, yani 5 test bir gün, 5 test bir gün şeklinde gidebilirsiniz. E, şöyle baktığınız zaman hocam e, çok ağır değil mi? Yok ağır değil. Bak dikkat edin burada ne vermedim size? Daha sonra çözersiniz diye orta seviyede kaynağı vermiyorum arkadaşlar. Daha sonra çizersiniz. Tamam Daha sonra çözeceksiniz. Ee, yani katı cisimlerde böyle bir şey yapacağız. Çünkü geometri nelerce ve bizim fasiküldeki sorular şu an için size yeterli olacaktır. Zaten orta seviyedeki bir kaynağı da açsanız da katı cisimlerle ilgili bu kadar sadece dik prizmalardan bu kadar 10 tane test birden bulabilir misiniz? Zannetmiyorum yani. Ee, sizin için yeterli. Şu kitabınız yanınızda bulunsun en son katı cisimler bittikten sonra orta seviyedeki e, kaynağı çerez niyetine götürürsünüz zaten. Ya da canınız sıkıldığında çözersiniz. Yani milletin yapamadığı konuyu sizler benim yönlendirmelerimle dikkat edin. Ne dedim ben size? Şurası çok önemli dedim. Bak temel diklik çok önemli dedim. Ciddi anlamda çok önemli. Bu temel dikliği yapın ve dik prizmalardan sonra arkadaşlar e, ya milletin çok fazla zorlandığı konularda sizler büyük ihtimalle çok iyi bir şekilde yapacaksınız. Ve daha öncesinde de söyledim. ÖSYM son zamanlarda analitik, analitik ve katı cisimlerle ilgili çok seçici sorular soruyorlar arkadaşlar. Sadece analitik ve katı cisimden ikisinden birlikte TYT ve AYT'de toplamda 6 tane birden soru gelebiliyor arkadaşlar. Yani 3 tane analitikten, 3 tane şeyden katı cisimlerden sorulabiliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden bunda ayrıntılı bir şekilde fasiküller üzerinden anlatmam da e, bence iyi oldu sizin açınızdan her tarz soruyu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Sizin açınızdan çok iyi oldu. Evet arkadaşlar mezun grubu arkadaşlar bu haftalık size söyleyeceklerim bu kadar galiba. Fasiküldeki soruları da bitirin. Ondan sonra önümüzdeki haftada küp ve şeyi yapacağız arkadaşlar. E, küp ve silindiri ödev olarak veririz arkadaşlar size. Söyleyeceklerim bu kadar. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.